Merhabalar. Web kodlarına devam ediyoruz. Bu seferki konumuz linkler yani bağlantılar. Link yapısı web sayfalarımız arasında gezinmemizi, dosya ve resimleri açmamızı sağlayan bir kod yapısıdır. Yani web sayfalar arasında hazırladığımız sayfalar arasında ziyaretçilerimizin gezinmesini sağlamak için tıkladığında herhangi bir resmi veya herhangi bir dosyayı indirmesini veya açmasını sağlamak için bu kod yapısını kullanmamız gerekiyor. Kod yapısının kullanımı olarak A boşluk ref eşittir dediğimizde tırnak arasında gidecek olan adresi veya açılacak olan dosyayı yazmamız gerekiyor. Ve daha sonra da kullanıcının görmesi için tıklayacağı bu yazıyı bilmesi için de ekrana mutlaka bir yazı, bir belirteç bırakmalıyız. Ve daha sonra da A etiketini yani link etiketini kapatıyoruz. Peki nerelerde bunu kullanabiliriz? Tabii ki ilk önce kendi hazırladığımız web sayfalarında bu yapıyı kullanabiliriz. Bunun örneğini şimdi Dreamweaver'da uygulayalım. Yeni bir dosya açıyorum. File New, Create'e tıklıyoruz. Design ekranına geçiyoruz. Önce basit bir menü yazalım. Ana sayfa, boşluk hakkımızda iletişim. Üç sayfadan oluşan bir yapımız olsun. Kod bölümüne geri dönüyorum. Kod bölümünde yine yazılarımız karşımızda. Burada şimdi ana sayfaya hakkımızda ve iletişime tıklandığında bu sayfalar arasında geçiş yapılmasını sağlayacağız. Tabii ki öncelikle bu isim verdiğimiz sayfaların oluşturulması gerekiyor. Bunun için önce linklerimi vereceğim, daha sonra sayfalarımı kayıt edeceğim. Ana sayfa için link yapımızı hazırlayalım. Yazılarımız hazır olduğu için hemen yazıların başına gelip kodlarımızı yazmaya başlıyoruz. A boşluk href. Hemen tırnak arasında bizden dosyanın adını yazmamızı istiyor. Burada tabii ki bir kuralımız da artık söyleyeceğiz. Ana sayfamız yani başlangıç sayfamız her zaman index isimli sayfamıza gitmelidir. index.html adıyla bağlantıyı sağlıyorum. Ekrana çıkacak olan yazı ana sayfa ve hemen ana sayfa yazısından sonra A'yı kapatıyorum. Şimdi aynı işlemleri diğer sayfalar için de gerçekleştireceğim. Kodları başlat. Ahref ile bağlantıyı sağla. Burada tabii ki yazarken Türkçe karakter kullanmıyoruz. I, Ç gibi, Ş gibi karakterler yerine hemen düzeltme yapıyoruz. Hakkımızda yazısından sonra A'yı kapatıyorum. İletişim için de yine A boşluk hemen ref seçeneği köprü kuruyoruz. Yine iletişim yazarken Ş yerine S'yi tercih ediyoruz. Buna dikkat ediyoruz. Yazıdan hemen sonra da açtığım kodu kapatıyorum. Şu an bütün sayfalara linkleri verdim. Dizayna geçip baktığımızda görmüş olduğunuz gibi link yapısının oluştuğunu görüyorum. Şimdi bu sayfalarımızın çok çok basitçe oluşturmasını görelim. Yani index HTML, hakkımızda HTML ve iletişim HTML'i oluşturacağız. Öncelikle bu ana sayfa için bir belirteç yapalım. Şu menülerden sonra ayraç kodumuzla bir çizgi atalım. HR ile. Dizayna tekrar bakıyorum. Split'e basıp bakalım. Yukarıda menümüz var. Çizgi atmışız. Çizgiden sonra da bir yazı yazalım. Evet, burada bir yazımız belirli. Şimdi bunu kaydediyorum. File, Save diyoruz. Çalışacağım klasörü buradan belirliyorum.
nerede çalışmak istiyorsam oraya gidip bu ilk sayfayı yani ana sayfayı mutlaka linkte de belirttiğimiz şekilde index ismiyle kayıt ediyorum. Zaten burada kodda yazdığımız sayfanın aynısını kayıt etmemiz gerekmekte. Şimdi index sayfamız oluştu görmüş olduğunuz gibi. Bu bölümü oluşturdum. Şimdi tekrar yazmış olduğum yazıyı ister kod bölümünden ister dizayn bölümünden silip düzenliyorum. Bu bölüm hakkımızda sayfasıdır diyelim. Ve bunu tekrar file save as diyerek kaydediyoruz. Yani farklı kaydet. Save demiyorum çünkü artık index dosyası mevcut. Ben şimdi farklı bir dosya istiyorum. O yüzden farklı dosyayı yani ikinci dosyayı oluşturmak için save as'e basıyoruz. Bu sefer de yine kodlarda belirttiğimiz şekilde hakkımızda ismini yazıyoruz. Tabii ki I harfi kullanmadan hakkımızda kaydet diyorum. Hakkımızda sayfamızda burada mevcut. Hemen zaten çalışma alanının üst bölümünde görüyorum şu an. Gördüğünüz gibi index burada. Hakkımızda sayfası burada. Ve tekrar aynı işlemi yapıyorum. File, Save As. Bu sefer de iletişim yazıyoruz. Tabii ki yine Türkçe karakter yok. İletişim değil, iletisim yazıyoruz. Ve kaydet. Tabii ki burada hangi sayfada olduğumuzu belirtip kaydediyoruz. Şu an görmüş olduğunuz gibi elimizde 3 adet dosyamız oluştu. Tabii ki bu dosyaları çalıştığını görmek için mutlaka bir internet adresini açmamız gerekiyor. Bunun için de şimdi kısa yolumuzu göreceğiz. Çalışma alanının hemen üst kısmında bir dünya resmi görüyoruz. Burada preview bölümü yani ön izleme bölümü var. Bu dünya resmine bastığımız zaman web sayfalarını açmak için tarayıcıları listelemekte. Tabii ki bu tarayıcılar sizin bilgisayarınızda kurulu olan tarayıcıları gösteriyor. Hangisini açmak istiyorsanız buradan tıklayabilirsiniz veya klavyeden F12 kısa yoluna basarak bu çalışmayı görüntüleyebilirsiniz. Şu an index sayfasındayım. Internet Explorer'la açmak için tıklıyorum. Evet, Internet Explorer'da sayfamız geldi. Menümüz ekranda. Ana sayfada olduğumuzu belirten yazımız. Hakkımızda linkine tıkladığımda sayfamızın eğer doğru yazdıysak değiştiğini görüyoruz. İletişime basıyorum. İletişim. Yani kullanıcı hangi sayfaya tıkladığında gideceğini bu şekilde görebilmekte. Sayfalar arasındaki link yapımızı böylelikle çalıştırmış olduk.